Hanımlar beyler, Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? Umuyorum keyfiniz yerindedir. Değilse de hiç merak etmeyin çünkü karşınıza oldukça değişik bir oyunla geldim. Pacific Drive. Nedir? Steam'de Next Fest başladı biliyorsunuz. Oyunların demolarını oynayabiliyoruz. İşte uzun zamandır beklediğim bu oyunda gelin birlikte oynayalım. Hatta beğenirseniz siz de bakarsınız. Hatta çok beğenirsek 2-3 hafta sonra çıktığında da yayınını yaparız. O derece. Çünkü çivisi çıkmış bir dünya var. Doğaüstü olaylar, yer gök birbirine giriyor, garip garip şeyler oluyor. Dışarıda gezmek, dışarıda kalmak güvenli değil. Tek güveneceğimiz şey arabamız. Bizi o yollarda götürecek olan arabamız. Ona iyi bakacağız, yeri geldiğinde sağa solu lootlayacağız çıkıp bir şekilde arabamızı tamir edeceğiz, güçlendireceğiz ve yola devam edeceğiz. Aslında olay bu. Yani en azından benim gördüğüm kadarıyla bu. Şimdi yaşayarak öğreneceğiz ama öncesinde bu videonun destekçisi sevgili Asus ROG'un 2024 model G834'üne bir göz atalım. Sonra kontağı çalıştırıyoruz. Hanımlar beyler, bu videoda bizlere 2024 model Asus ROG Strix G834 eşlik ediyor. Yalnız en baştan belirtmek gerekir ki bu laptop en üst düzey performansı hedefleyen oyuncular için tasarlandı. Kutusundan çıkarıp alüminyum kapağı kaldırdığınız an bunu net bir şekilde bizlere hissettiriyor. G834'te işlemci tarafında 14. nesil Intel i9 14900HX karşılıyor bizleri. 16x2'den 32 GB DDR5 RAM ve depolama tarafında 2 TB M.2 SSD mevcut. Ürün hali hazırda Windows 11 işletim sistemiyle geliyor. Yani performans tarafında sağlamız. Diğer kritik nokta ise görsellik. Nvidia'nın en gelişmiş RTX ışın izleme, DLSS 3.5, Frame Generation ve Path Tracing özelliklerine sahip GeForce RTX 4090 en üst düzey performans sunuyor. Bu görselliği bize yansıtacak monitörümüz ROG Nebula Display teknolojisine sahip. 18 inç mini LED panel, 240 Hz tazeleme oranı ve 3 milisaniye tepki süresi sunuyor. Ayrıca G-Sync ve Dolby Vision desteği de mevcut. Bildiğiniz üzere gaming laptoplarda soğutma performansla doğrudan etkilidir. Ne kadar verimli soğutursanız o kadar uzun performans elde edersiniz. G834'te işlemci ve ekran kartına uygulanan sıvı metal sayesinde normal termal macunlara göre 15 derece ısı avantajı mevcut. Bunun yanı sıra üçlü fan teknolojisi, tam çevreleyen hava kanalları, Arcflow ve ambiyans soğutma özellikleri de işin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Oyunları en üst düzey ayarlarda oynayıp tadını çıkarmak isteyenler, 1 milisaniyenin 1 FPS'in her şeyi değiştirdiği rekabetçi oyunlarda avantaj arayanlar, Asus ROG Strix G834 sizin için tasarlandı. Daha detaylı bilgilere ulaşmak ve ürünü incelemek için adres video açıklamasında. Hadi bakalım, gazağımız mübarek olsun. Pekala. 1947'de Olimpik Penusula yarımada yeni bir teknolojinin hani şeyi olmuştu, merkezi olmuştu. Bu ütopya yaratılışların işte bu ütopya, ya orayı ben de çevirelim. Olaylar kontrolden çıkmış. Ütopik teknolojiler yayılmış ama işler kontrolden çıkıyor ve 1955'te burayı bir exclusion zone, yani kimsenin giremeyeceği bir zone olarak ayarlanmış ve 30 yıl boyunca da bu alanın, bu bölgenin sınırları büyümüş ta ki hükümet her giriş çıkışı mühürlemek zorunda kalana kadar ve içeride olanlardan en ufak haberimiz yok. Hani bilim, teknoloji, ütopik gelişmeler derken olaylar beklenildiği gibi gerçekleşmemiş. Yuh maşallah. Hocam sınava mı giriyoruz? JC Express Shipping Manifesto var. Arda. Aa, biraderin adı. Arda. 1998. Olimpik Yarımada'dayız. Evet. Koltuklarınıza yerleşin. Bariyerin. Tamam, bariyer duvarın güneyindeyiz. Okey, müzik de güzel. Gidiyorum. Araba fena değil. Fena değil. Olur. Vallahi kahvemi de yaptım. Yolculuk sakin başlar diye düşünüyorum. Güzel. Şu ana kadar iyi gözüküyor. Hava güzel, ortam. Evet bebeğim. Smells like money.
Hatta ben de kendimi şöyle geriye şartladım. Yollar biraz bozuk tabii. Bunlarda bariyer dediğim bu duvar, büyük duvar. Sanırım. Okey. Bu yolculuğu kabul edebilirim. Sakarya'ya gidiyormuş gibiyim şu anda. Gerçi orada otoban var ama olsun yani. Tamam, hiç otoban gibi değilmiş burası. Bu ne ya? Anlaşıldı. Biz bu oyunda müziklere de kaptıracağız kendimizi. Çünkü birden fazla radyo kanalı var yani. Ve hepsi lisanslı 20 tane müzik varmış. Evet, Pasifik yolculuğumuz tehlikeli ama bir o kadar da keyifli. Tamam, şom azması için gerçekten. Bir şey olacak değil mi? Ha, geldim. Pekala. Buradan geçiş yok zaten, bariyer var. Oha oha. Tamam, stüdyoda biraz gergin dakikalar. Direksiyon başında gergin dakikalar. Oha, çekiyor lan, çekiyor. Oha, arabayı yolda tutamıyorum. Kenardan geç baba, kenardan geç. Hızlı geç, salla. Şurada kötü şeyler oluyor. Bas bas bas. Evet. Oh. Ama biliyordum böyle olacağını ya. Biliyordum böyle olacağını. Başa mı sardık? Ne olduk? Ama araba kendinden durdu. Ben şey yapmadım. Gitti tüm elektrik aksamı gitti. Ha. Ah, ben yani araba yok. Araba burada. Arabayı görüyorsunuz. Find transportation. Taşıt bulacağım. Radyasyon mu lan, o zıplayayım şundan. Ah, hafif de süzülüyorum ha. Lan kendimi Stalker'da gibi hissettim. Ay, o da çıksa oynasak bu arada. Nasıl özledim Stalker'ı var ya. Ama o vakte kadar bu da idare eder, buldum yolu. Babuş, oyuncuyuz biz, biliyoruz. Alo? Hey, ben varım. Siz ne bok yediniz ya? Ya bu insanlık gene ne halt etti de böyle oldu buralar ya?
Yalnız acayip bir stalker havası var. Stalker'ın arabalısı. Bir dakika, terliğim çıktı. Şu anda gerildim bir saniye. Ayağımla terliğimi çarptım. Tamam. O ne lan, lastikleri yok. Yok ki bunun. Ha, put the wheel back on. Şuradaydı. Yazlık. Yazlık lastiği taktım. Get in the car. Start the engine. Bayağı tamam, araba kullanıyoruz. Vitesi de 1'e takayım mı? Vallahi takıyorum. Tobias ve Francis konuşuyor. Sektör B'den. Abi siz duyuyorum ama cevap veremem. Sen sektör E tarafından geliyorsun galiba. Araba yalnız bir şeyi böyle kontrol edilemiyor. Ya kayıyor, çekiyor sürekli. Evet, yaşayan biri var, duyuyor musun bize? Hey, bu şey çalışıyor mu? Onlarda transmitter yok. Hani bir şey duyamayız. Ama ya sıkışıp kaldılarsa? Dışarıdan mı geldiler o zaman? Bariyer duvarını da saçtın sen. Hani yıllardır kimse geçemedi oradan. Hay sıçayım şu mağazınıza. Ne oldu gene? Ha, ben el freni çekmeyi unuttum, pardon. Şimdi boşa almayı. Tamam. Tamam, bundan benzin emcükleyeceğim. Ulan başta ne güzel, 5 dakika önce şarkılar, türküler dinliyorduk, mutluyduk, güzeldik. Abi bu araba mı Allah aşkına ya? Bu araba mıdır? Neyse, ileride umut ediyorum neler neler yapacağız. Bu araba değil yani. Evet, doldurabildiğimiz kadar, tamam. Bunu geri koyayım mı yerine? Baba görüşürüz. Görüşürüz. Stres yaptım. Yırttık, tamam. Ulan salak gibi etrafa bakacağım ama arabaya atlasam, bir de yanlışlıkla şeyi aldım, aracı kontağı kapattım. Tamam, yaşıyoruz. Tamam. Hala benim ne olduğumu çözmeye çalışıyorlar çünkü gene sinyal almaya başladılar ya kontağı açınca. Tamam, kontağı kapat, benzini doldur, kontağı... Hayır, kontağı hiç kapatma. Şeyi boşa al vitesi, benzini doldur, devam et. Hiç kontağı kapatmıyorsun daha sonra. Önce güvenli bir yere almamız lazım onu diyor. Oh! Abi buralardan... Find that shelter, go on and let yourself in. Abi ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side. Tamam, ben kendim giderim. Burada yol bitti zaten. Shelter bu mu? Hayır. Bu shelter değil. Bu tarafa devam ediyorum. Bence onu yıkmalıyım ya. O bariyeri yıkabilirim. Bu gidecek bir yer değil. İstediğim zaman da çıkabiliyorum araçtan. Yık. Ha tamam. Şurayı shelter sandım. Bir shelter'dan bahsediyorlar ya, değilmiş ama. Doğuya doğru süreceğim. Ya, buraymış zaten, yakınmış. Arabayla girebiliyor muyum kardeş?
Aha. Radyo, radyo çalışmıyor. Abi her ihtimal karşı. Ben buna el freni diyeceğim. Bu nasıl vites? El freni yok aracın. Ben de kullanmayı öğrendim ya. Kontağı kapat. Akü bitmesin. Tamam. Ya buradan mazot alabilir. Bunu niye açamıyorum? Diğer taraftan açacağım. Tamam. Bu ne? What the fuck? Bu ne? Yo yo, Opi benim benim. You've got 5 seconds to get the hell out before I... Oh, my head. Canım iyi misin? Emergency broadcast. Hello, attention. This message is for Dr. Bu doktor Ophelia Turner'a bir mesaj. Şunlara da bakayım da. Officials own business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant. Backpack'i alıyorum. Mekanik ay. Hangisiymiş lan mekanik ay? Right, like I said, super officials own business. Protocol demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if ha, beni de hayatta tutmak zorunda. Öyle kafasına göre şey yapamıyorlar. Bunu da takıyorum mekanik gözü. Hakikaten ya çok konuşuyorlar. Tend to your wounds at the first aid station. Aa gözlük hep bende kalıyor. Envanterim geldi. Ben sandım o kablo hani. Baktın bir şeyleri gördün çıkar. Canımız fullendi. Arabaya 30 metre mesafedeyiz. Lastik koyacağım, takacağım. Ablacığım çıkacağım zaten. Tamam, başka ne yapabilirim? So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything. Teşekkürler. Özetle, özetle izin verdi tamir etmeme. Şunları çalıştır kardeşim. Tamam, buradan sokuyorum aracımı. Parking sensör. O olur, tamam. Yani olur herhalde. Open headset. Evet. Blueprint. Allah Allah. Aa, upgrade'ler başlıyor. Ne lazım mesela bunun için? Scrap metal, plastik falan filan. Checkliste ekledim bunu. Şimdi o neymiş? Buradan alabiliyor muyum? Ha, levye lazım. Hemen aklımıza tabii ki akıllar nerede? Toolbox. Böyle koydum. Şu ne? Bunu da alayım. Lazım olur. Backpack ya. Heh, buraya da koydum. Bu ne? Long dark. Artık levye deyince aklıma long dark geliyor. Open inventory. Elime mi alıyorum bunu? Heh, elime böyle aldım. Tamam. Isıl! Hepsini al. Var mı hepsini al? Transfer. Heh. Tamam. Bunlar güzel gelişmeler. Başka? Şöpe bakalım. Ona ne yapalım? Olur.
teşekkürler. Aldım, tamam. Bunu parçalayacağız. Gerekli parçaları buradan alacağız. Tamam, güzel. Hepsini tek tek al. Kapısını da kıralım. Ver, 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 ver. Bunu da burayı da kıralım. Evet, başka götünü keseyim, burayı da keseyim. Oho, millet bunun manyağı olur ha. Bu tarz oyunlar vardı zaten. Hani ben oynamadım işte, neydi, My Summer Car falan, böyle arabayla sürekli bir şeyler yaptınız ama görsel olarak ve böyle bir hani hikaye atmosfer olarak ilk defa bu kadar üzerine düşünülmüş bir versiyonunu görüyoruz. Ben onları oynamadım ama şu anda gördüğüm şey etkileyici. Ne yapıyorum? First aid kit, duct tape, bilmem ne. Logbook. Car abilities, bunlar bilgiler falanlar filanlar. Tamam dur, ne istiyorsun? Craft a crew door. Crew door şu. Ne eksik? He. Plastik ve scrap metal mi eksik? Yo, yaptım. Ha, bir kere yaptım zaten, tamam. Şuraya takıyorum. İkincisi için eksik. Şimdi bu ne? Repair the car body. Get the repair locker'dan repair putty al. O ne demekse. Al abi hepsini. Bir dakika, repair putty. Aldım elime. Putty ne demek lan? Neyse, structural partları mı şey yapıyor? Bu mesela. Ha, bu böyle bir şey. Bu bir macun. Bunu yapınca tamir ediyor. En azından dayanıklılık veriyor. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir kelime duydum. Başka neresi? 65 oldu. Sağ üstte görüyorsunuz, artıyor gittikçe. Hepsini yapalım gelmişken canım. Bayağı bir şeye benzedi araç şu anda. 95. Al kardeşim. Al şurayı da yap. Al burayı da. Al. Bunları da yapayım bari. Yapısal parçaları yapmamı istiyor benden. Ben her yere atıyorum vallahi. Nasıl olsa var. 99-100. Evet. Scan the flat tire. Neyle? Nasıl scanlayacağım? Yani. Ha. Patlak lastiğim de bu. Scan C. Evet. Repair the flat tire using a sealing kit. Kullanarak tamir et. Ya da şununla değiştir. Evet, bununla değiştireceğim ya. Lastik. Sağlamını da taktım. Vallahi kalktı. Vallahi kalktı. Güzel. Bunları geri al. Tamam. Bu kadar. Ha. Tamam. Bunu da yaptım. Install craft mat in the trunk. Olur. Dur, şunları da galiba koymam gerekiyor. Bunlar da bir işime yarayacak diye tahmin ediyorum. There's a little prototype of mine in the garage. The arc device. Hook it up to your car. Wow! Pekala bebeğim. Arc device. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Bu diyor senin sadece hani arabanın bir parçası olmayacak. Tamam. Tamam tatlım, senin kuzey yıldızın en güvenilir yoldaşın olacakmış. Ay hadi inşallah bakalım. Şunu alayım da bırakayım bir yere. Bu mu ark? Bu ne? O. Oh. Olur, bu ne? 19. Oh.
Tamam. Download edeyim. Nereden? Şuradan download ediyorum. Ha yok la, bu benzin. Al ver pompayı. Oh. Pompala. Doldur 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 doldur. Full 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 full. Oh. Oh, yarasın yarasın. Harika. Tamam. Throw the switch to charge the battery. Pilleri şarj etmek için bu kolu. Aa, alttaki mekanizma şarj etti. Tamam. Amin, çok güzel. Select destination. O zaman ben gidiyorum. Şu ne? A route planner, yolu planlıyor. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Böyle. Constantly. Burası da böyle. It's caused by something we call instability. Tamam, dengesizlik. Burada bu alandaki hiçbir şey fiziksel bütünlüğünü koruyamıyor. O yüzden her şey bir tövbe estağfurullah modunda. Tamam. Zaten bir tane yol var. Açtım. Yeni anten falan. Buradan çıkmak istiyorsan yeni anten. Tamam. Mantığı anladık. You've got to go hunting for parts and that means taking a drive. Go on, pick a route. The arc device in your car will then show you where you need to go. Tatlım, zaten bir tane yol var. Ona da gidiyorum ben şimdi. Hadi görüşürüz. Aa, neler neler taktım araca. Oha! Arc device'ı yan koltuğu yatırdık gördüğünüz gibi. Arc device'ı taktım. Yukarıya a radyo. Ha, radyo böyle gelmiş. Z. Olur. Hey. Olur. Kaldırıyorum valla. Oo, dashboard'a gel. Bu ne? Abilities. Shift, CTRL, Space ve arabaya özellikler alacağız. Pekala bebeğim. Aa, bu gerçekten yayında çok güzel gider ha. Bu oyun çıksın. Bunu yayında oynayalım biz. Evet. Tamam, 3 saat yol. Gidiyoruz. Ne oluyor bakalım? Rotayı ayarlayınca. Aha, haritayı. Newbie, I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. Harita, tamam. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma. Plasma lazımmış bana. Look for a research trailer or a spark tower. Tamam. Bir kule ya da araştırma karavanı bulacağım. Aa, bak bu araba yolda gitmeye başladı bu arada tabi. Ben patlak lastikle gittiğim için uzun bir süre. Ölüyorum, araba yolda durmuyor. Niye çıkamıyorum? Ha yo, böyle okey. Çalsın ya, mazotumuz var nasılsa. Ne bu şimdi? Plasma generator. Bunu direkt alabilir miyim? Looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands though. An impact hammer. Arda yalan söyledi bize. Arda Light. Impact hammer'ım yok ki benim, var mı? Ha, blueprint. Impact hammer. Duct tape ve fabrik, kumaş ve bant lazım. O zaman lootlayacağız. Arda çantası. Al al al. Al kumaş işte bunlar. Başka? Bu ne mesela? Al al al. Mutlaka işimize yarar. Oyuncak ördek falan var.
düşünme, al al al. İllaki craft için kullanırız. Buna bak güzel. Aa güzel. Gaz silindiri. Look at you. Out in the zone. Hey, Tobias adamım. Yapıyoruz bu sporları. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping. Ha, kendi aralarında konuşuyorlarmış. Ben de gaza geldim. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Tamam hocam, bir dakika, şurada da varsa alabileceğimiz ha, kumaş mumaş. Evet, şimdi bu kadar şey topladım. İlla ki elimde bataryayla geziyorum bu arada. Evet. Add your to the impact hammer. Collect materials, craft replacement parts. Tamam ama nasıl craftlayacağım, nerede craftlayacağım ve elimde niye batarya tutuyorum? Nasıl duct tape ye... What the... Bunu kabul etmiyorum. Nasıl ya? Add your to-do list. Öncelikle to-do list, blueprint, impact hammer, durability, bilmem ne, tier 1. Tamam, scrap metal. Find those materials by any means necessary. No one's ha, coming back bunu ever yapınca yapıyoruz. Transports, homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. Tamam, so tamam, loot to your heart's content. Just loot away. Of course I loot away. Yağmala gitsin diyor ya, ne kasıyorsun? Aynen öyle tatlım. Bana duct tape, mac tape lazım. Bir de flashlight yok mu ya? Böyle biraz... Neyse. Duct tape ver bana. Tamam. He, onu alacağım da. Craft'ı burada mı yapıyorum? Aa, craft mat mı? O ne ya? Buna bir dakika. Scrap metal'dan gear yapıyorum. Evet, ondan da bunu craftlıyorum. Harika. Hey. Bunu bırak. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get. Yavrum, bir dakika. Nasıl kullanacağım bunu? Okay, okay, okay. The remnants ensure they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now. So get acquainted. Tamam. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed. Smash plasma. It takes over the victim's mind. Diğer plasmaları da yapacağım. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. Bu ama normal lamba. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was. And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Spare tire, gear. Not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. Tamam canım, çok problem değil. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Tamam, pekala. Yolda gidiyorum, yapıyorum bunları o zaman. Dur, envanterimde atabileceğim ne var? Başka da bir şey yok ya. Yok, şunu atacağım ya. Bunu dropluyorum. Batarya alacağım. Bir de bunu alacağım. Ben gidiyorum, yolda bulacağım. Milletin şeyine çökeceğim, tamam. O ne ya? Uçuyor lan o. Açayım mı bunu? Ha,
Kardeş ne yapıyorsun? Bırak lan aracımı. Benim aracımı bağlıyorsun lan şerefsiz. Neyse dur. Kaç etti? 2. Şunlara da bir çökeyim, şu plazmaları da alayım ben. Ne bu küçük polis drone'u musun? Nesin? Hayırdır kardeş? Oo, orası tehlikeli. Oraya dikkat. Buradan koyayım. Çabuk. Ama 4 etti. Abi onu bırakma, o lazım bize. Onu bırakma elinden. Tamam. Bu karnımı ağrıtamaz daha fazla. Ne yaptın lan arabaya? Ne yaptın lan arabama? Kırdın mı? Ne oldu? Şu son plazmayı da bulursak gerisi tamam. Ne yaptı lan benim arabama? Tamir etmem lazım. Yakalanmadan nasıl geçecektim? Kolaydı. Kenarından sıyrıldım, geçtim lavuğu. Evet, bir plazma da orada. Bunlara yakalanınca durduruyorlar bizi. Eyvah eyvah, arabaya bir şey olacak. Artıyor gittikçe. Tamam kardeşim, hazır. Evet. Evet, evet. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Tamam, tepede bir yerde bir anten kulesine şey yapacağım, anladım. Gidiyoruz. Tamam, yol ileride, anladım, anladım. Bakın şurada arabada bir şeyler oluyor. Bir caution uyarı vermeye başladı. Daha baştan geldi, tatlı tatlı gidiyordum. Direkt göreve odaklı gidiyorum şu anda. Yolu takip et. Bu ne lan? Oh! Onunu! Arabayı yetiştir. Ay, ezmeyecekmişim onları, tamam. Bu da ders oldu. Bu da ders oldu, tamam. Küçük gergin dakikalar. Merak ettim ama manken mi, gerçek mi, şey mi? Kule orada. Okey. Bunlara dokunmuyoruz. Arabayı mahvettim. Tamam. Sorun yok, sorun yok. Araba yürüyor. Bura mı şimdi? Evet, sağımda. Buraya, buradan gidiyor. Tatlı küçük gerginlikler bunlar. Olur öyle. Yukarı doğru tırmanmaya devam. Bura. Dur, alay geri aynı bok yedim. Dur.
yetiş. Tamam. Tamam. Araba da götürüyor bizi galiba. Neyse, tamam, fark etmez. Buradan geldik. Ne yapıyorum kardeş? Broadcast transmitter. İçeri gittiğinde... Ne oluyor? Time to get moving. The instability's ticking up by the second. But you can't get back the way you came. Aha. The instability makes all routes one way. And that's where my Arc device comes into play. Ne yapacak senin aletin? Get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Anchorlar lazım. Take a look at the Arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the Arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon. Sen bunlar nasıl çalışıyor, kafanı yorma diyor. Sen gerekenleri bul. Gerisi hallolur. Anladım canım. You're looking to turn a new leaf or something? The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey. And the back of this breacher's head when I sent them packing. But isn't it worth taking a detour to Ankor bölgeleri buralar mesela. Şuraya gideyim. Can't think of a worse way to spend my time. Please. I've seen you manipulate waveforms with your right hand geri and knock back a double with your left. Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until I test this remnant. Yep. Fine, stop crowding my frequency. Yok, tamam. What? Wait, really? Arpi, darling, you never give in this easily. What's going on? Francis? Yes? Onlar kendi aralarında kavgalarını ediyor, onlarla uğraşmıyorum. Bize gerekli bize gerekli olan bilgileri çarpıyorum ben size. Buna ama zaten bir yapay zeka Türkçe şeyi gelir. Eyvallah kardeşim. Bol şanslar diyor bir de. O aşağıdaki yola geri döneceğiz, tamam. Daha başım. Ne oluyor? Sesler mi? Ne oluyor? Ben bir kaçayım. Tırstım. Bu %100 olan benim canım değil mi? Arabanın canı değil. Şuradan geçerim ya. Hah. Güzel. Eyvah. Yeni bunlar ya. Ediyorum gerdi ya. Geldim. Geldiğim yer burası. Ha, ileride de var. Yolun devamında. Oraya da gidebilirim. Şura. Sarı sarı parlıyor zaten. Evet. Ne yapıyorum burada? TNT turist. Şu. Bu ne şimdi? Menü. Kardeş nasıl kullanıyoruz? Ha. Canım yanıyor. Ha, korkma. Kimseye patlamadılar diyor. Lan. Feed the Anko Arc device'a ver. Arc device'a yedireceğim bunu. Al, al ye. Doydun mu? Collect anchors until the Arc device full charge olana kadar. Tamam. Bunu da bırakmam.
Ya da bırakabilirim ya, bunu craftlayabiliyorum. Ya dandik, neyse ama. Tamam. Pekala. Mecbur geri dönüyoruz buradan. Yerlerini de şey yapacağız. Vallahi arabayla daldım içeri. Allah kabul etsin. Ver bakayım, yedireceğim onu da. Al ye ye. Çabuk ama. Buraya gidince buranın stabilizasyonu bozuluyor, anladım ben. Ulan şey nereye gitti? Ha, şimdi garaja yol açmak için kullanacağım. Ha, sonrasındaki fırtınada yakalanmak istemezsin. O yüzden hani kullanacaksan, yani kesin kullanacağın zaman şey yap, anladım. Ne oluyor? Nasıl yani? O şeyi mi süreceğim? Nereye süreceğim? Oraya mı süreceğim? Bunun içine mi süreceğim? Aa, Link'i bağladıktan sonra Battle Royale gibi, baksana haritada daralıyor. Gateway burası. Sürüyorum vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ölmeyiz. Dışarıda bir yerde fena bir fırtına geliyor. Onu görebilir miyiz acaba? Anam anam. Okey, tamam tamam. Araba şu anda kaldıramaz o şeyi. Ben buradan geçiyorum. Aklınızı helal edin. Run report. Bir de raporunu veriyor böyle yaptığın şeyi. Attığın turun raporunu veriyor. Hey bebeğim. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there've been rodents, but it's not like. İlk defa bizi yollamış, bizim başımızı yakmış manyak. Bak, burada tehlikesini ya kamerayı niye kapıyorum, böyle gösterebilirim. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. Tamam. For now. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from. Anten manten yapacağım. Şimdi abla susmuyor da. Şu bir şey yapsın. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. Ne lazım lan? We clear? Ha, impact. Evet, hazırız. Tamam, anlaşıldı. Burada ben bir özet geçeyim arkadaşlar. İşte ilk defa seni yolladım ettim. Sağ salim döndün. Biz her defasında rotayı seçip orada aslında loot yapmaya gidiyoruz. Tabii ki görevler de var. İşte burada bize temelini öğretti. Önce işte çekiç için gerekeni yaptırdı. Arabayı zaten burada tamir ettirmiştik. Birkaç item yaptırdı. Bu arc device, arc aletini nasıl besleyeceğimizi, o anchor'ları söküp nasıl besleyeceğimizi gösterdi. Ama fark ettiğiniz üzere anchor'ı, çapayı söktüğümüz an ortam dengesizleşmeye başladı. Tehlikeli hale geldi. Ve en son tüm işimiz bittikten sonra çıkış noktamızı netleştirdik. Bunu şarj ettikten sonra. Orada minimap'te böyle harita daralmaya başladı. Battle Royale gibi. Şimdi arabaya güvenemediğim için korkudan bakamadım ama bir dahaki sefere bakarım nasıl bir fırtına şey olacak. İçinde kaldığımızda öleceğiz çünkü. Bir kere artık öğrenmek için ölürüz gerekirse ama o gün bugün değil. Evet. Şu şeyleri de yapayım. Ondan sonra bitirelim.
Bu arada eğer ilginizi çekerse bu tam sohbet ederken böyle orada gezdim, buraya baktım. Fırtınalar, manzaralar, müzikler tam bir yayın oyunu bu. Böyle 3 saat gömülür. Ama dediğim gibi o sizde. Ben bir göstereyim. Şurayı da kıralım da bir daha uğraştırmaz. Tamam, bunu şimdi burada bırakabilirim. Evet, nedir bu? Fabrication. Ha, scanning antena. Evet, confirm. Fabricate, yap. Bu mu? Bunu da arabaya mı takacağım? Nereye takacağım? Ha, buraya. Oraya nasıl çıkayım be? Var mı merdiveni? Bu mu? Şifre ne canım? Tamam. Ya da böyle. Neden olmasın tabii ki. Bu ablamızın şeyine güzel bir anten. Okay. Antenna signals coming through loud and clear. Evet, loud and clear. Bir toparlasın, kendine gelsin. Hmm. Arabaya el freni takma vakti. Evet bebeğim. Ulan keşke o tamir kitinde bir daha burada bırakacağım. Her geldiğimde çıp 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 tamir ederim. Bak lastik patlamış gene. Ama o berbat yollarda sürdüğüm için hak ettim. Neyse ha. Get the handbrake from storage locker'dan alalım. Bu mu? Ha. Tamam, düzgün yerleşti. Aa, hava ne kadar güzel bu arada. Bu lastiği de orada bırakmışım. Bu nasıl bir el freniymiş ya. Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. Arabanı da boşaltmayı unutma. Çöpten bir şeyler bulacağım, işime yarayacak. Ne var bu? Transfer trunk. Aa bak, tamir şeyi güzel. Teşekkürler dostane çöp. And we're patched. Everything's in working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look. Aa bitti ya. Zaten ulan bu buraya kadar. Tamam. Teşekkürler. Tamam, en azından burada bitirelim. Dur bir dakika. Şunda başka tamir yeri var mı? Onu da şey yapmak istiyorum ben. Şlap. Hah. Bak o kadar. Şunları da tamir edeyim de öyle bitireyim. El freni de taktık ama. Lastik sağlam. Şunu kapat. Şarjımız var. Aa bak bak. Öyle olmaz. Hah. İyice bir kendine gel. Ha, fullio yaptın mı? Tamam. Tamam. Güzel. Hafif pas var ama olsun. Arabamızın canı şu anda sol üstte görürsün. 84. Bitti. Güzel. Daha buraları da vardı da işte. Craftlanır yapılır. Bunu da alayım. Transfer truck. Bunu nereye koyma? Ha bunu... Bunu da şuraya koyayım. Neyse, bunu da sonra çözeceğiz. İçine de mesela şunu koydun. Şunu koydun. Bunu koydun. Yani o an işine yaramayacak oyuncak ördek var. Tak 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 boşalttık. Bu scrapper dursun. Yo, scrapper da durmasın. Mesela yo, scrapper diyeyim ki dursun. Bunu da attım. Diğer taraftan gittim, dolapta bir şey bıraktım. Yok, içeride bıraktıklarım vardı mesela. Hop bunu aldım. Bu dolapta bıraktıklarım var. Mesela şunları değiştirme parçaları. Şunlar şunlar. Levye. Hand vac. Ne demek bilmiyorum. Bak bunları da tekrar aldım. Burada da bırakabilirim bu dolapta da. Ya da transfer şeyime, kutuma da koyabilirim böyle. Çünkü bayağı geniş gördüğünüz gibi. Sallıyorum, şunları da koydum. Heh. Maşallah. Maşallah, maşallah. Bu ne? Impact Hammer. O da şimdilik mesela koyuyorum. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Levyeyi buraya. Aynı zamanda envanterde de elime alayım hatta. Heh. Tamam, böyleyken böyle işte arkadaşlar.
envanteri de böyle düzeltmiş oluyoruz. Şunu, dur. Şunu da tamir etmeden bırakma. Bu 84 benim canım bu arada. Arabanın şeyini görüyorsunuz zaten. Şunu da yap. Evet. Oh, arabamızda bumper. Fruit bumper. Aa, bumper yapabilirim mesela. Dur. Bumper crab. Aha. Arkada bumper yoktu işte. Al. Artık arka bumperımız var. Neyse hanımlar beyler. Karşınızda Pacific Drive vardı. Bilemiyorum keyif aldınız mı, ilginizi çekti mi, ama eğer ilginizi çektiyse hani bu tarz... Allah'ım ne oluyor? Hani arabamızı yapalım. Şu soldaki checklist'i bir tamamlayalım. Estetik kaygılarımız bir şey olsun. Başımızı belaya sokalım. Fırtınaların içine girelim. Anomalilerden kaçalım diyorsanız oyun birkaç hafta sonra Şubat 20 küsürde çıkacaktır işte. Çıktığında gelin bunun yayınını birlikte yapalım. İsterseniz Steam'den kendiniz de hemen demosunu deneyebilirsiniz. Eğer keyif aldıysanız daha fazlasını da isterseniz beğeni ve yorumlarınız yeterli. Gerisi bende. Tekrar tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzde yine böyle keyifli oyunlarda, değişik videolarda kavuşana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Ve sevgili sponsorumuz Asus ROG G834'ü de, Strix Scar G834'ü de aşağıdaki linkten incelemeyi unutmayın.